Bugün baktığımızda Türkiye'de ya da ülkemizde, adamızda meyhane kültürünün de yavaş yavaş artık değiştiğini görüyoruz. Ki nitelik değiştirdi meyhaneler. Eskiden o daha bir salaş, rakının demlendiği ya da insanların bir sohbet ettiği meyhane ortamları artık yerini yavaş yavaş daha modernize Modern. yerlere bırakıyor. Peki bu nasıl etkiledi? Biz bunun son dönemlerini yaşadık yaş itibariyle. Ancak büyüklerimizin anlattıklarına baktığımızda o meyhanelerin doyumsuz lezzetleri vardı. Ya da eski Türk filmlerine baktığımızda bir Kartal Tibet'in ya da bugün baktığımızda bir Satri Alışık'ın o filmlerindeki o meyhaneler yok artık. Değil mi? Balıkçı meyhaneleri. Tabii bugün baktığımızda meyhanelerde rakı içilip içki içilirken diğer yandan da bir sosyalleşiyordu insanlar. Meyhane kültürü bir kültürdü. Rakı içmek bir kültürdü. Ama Rakı hala iç... var o kültür. Var var var. Ama var yok değil. Ama eski lezzetler, eski tatlar yok o meyhanelerde. O alınan o duygular yok. Ya da nasıl diyelim? İnsanların artık meyhanede oturup da birbiriyle sohbet etmeleri de eski sohbetler değil. Bugün Türkiye'den örnek verecek olursak, az önce sen çok güzel bir örnek verdin. O balıkçı meyhaneleri. Rakı adabına baktığımızda aslında pek fazla yemek yok. Mezara. Mezelerle bir iki tek atıp o anasonun güzel kokusuyla geceyi geçirmek vardı. Ve o yüzden biz gelişen teknolojiyle bu kültürün yerini farklı kültürlerin aldığını düşünüyoruz. Ve o siyah beyaz filmlerde o bildiğimiz, örnek aldığımız, onlarla gülüp onlarla ağladığımız artistlerin filmlerindeki o siyah beyaz sahneleri arıyor durumdayız. Bu da neyi gösteriyor bize? Yıllar geçer, hasretler, acılar, duygular geçmez. O yüzden buna içelim. Hadi şerefinize. Şerefe. Thank you.